Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin elbisesinin üst kısmını yapmıştık. Bu videomuzda da etek kısmını ve ayakkabılarını yapıp bitireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Lacivert iple devam edeceğim ben arkadaşlar. İpimi aldım. Bu ilik yaptığım yerden hemen etek kısmından ilk sıradan tığımı batırdım. İpimi buradan içeriye alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki tüm ilmeklerime tek tek batarak ilmek kaydırma yapacağım. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir kez batarak ilmek kaydırma şeklinde devam edeceğim. İlmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burada elbisemizi birleştireceğiz. Bundan sonrasında yuvarlak şekilde devam edeceğiz. Hemen ilk battığım lacivertte ilk battığım yere batıyorum. Yine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu sırayı da arkadaşlar çakma trabzan olarak devam edeceğiz. Çakma trabzanda da ipimin üstünü alıyorum. Hemen aynı yere batıyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. 3'ünü de içinden birden geçiriyorum. Bu çakma trabzan oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu sırayda çakma trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen ilmek kaydırma yaptığım yerlere, yani bu lacivert ipimin olduğu yere, şöyle şuralarda ilmek kaydırma yaparak başak şeklinde devam ettik. Onların hemen orta kısmından batacağız şu şekilde arkadaşlar. İpimin üstüne alıyorum. Bu lacivert yaptığım ilmek kaydırmaların hemen ortasına batırıyorum. Ve 3 ilmeğimi birden içinden geçiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde arkadaşlar çakma trabzan olarak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Çakma trabzan yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada ilk yaptığım trabzana batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Bu sıralarda arkadaşlar etek kısmını söylediğim gibi dönerek yapacağız. Şimdi 3 sık iğne yapıyorum. Hemen zincir çektiğim yere, yani birleştirme yaptığım yere tekrar batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektiğim aynı yere batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 sık iğne yapıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 sık iğne yapıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Daha sonra aynı yere batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 sık iğne ve 4 zincir olarak bu sıramı da tamamlıyorum. 3 sık iğne yaptıktan sonra 4 zincir çekip aynı yere batıyoruz. Yine aynı şekilde 3 sık iğne yapıp 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar arkadaşlar 3 sık iğne 4 zincir olarak devam ediyorum. 3 sık iğne 4 zincir olarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son 4 zincirimi yaptım ve burada 1 sık iğnem kaldı.
Bir sık iğnemi de örüyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıp sıramı birleştiriyorum. Şimdi yine arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bu sırada artık bu aradaki sık iğneleri örmeyeceğiz. Direkt 4 zincir çektiğim yere, yani şurada oluşturduğum boşluğa batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi ipimin üstünü alıyorum arkadaşlar. Sık iğne yaptım. İpimin üstünü aldım. Çakma trabzan yapıyorum. Yani tığımda 3 ilmek oldu. Üçünün birden içinden geçiriyorum. Tekrar ipimi aldım. Aynı yere batıyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. İkisini birlikte alıyorum. Tekrar ipimi aldım tığımın üstüne. Aynı yere batıyorum. Birini bir. Şöyle bir tane ilmeğimi bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Şimdi iki kez doluyorum ipimi arkadaşlar şu şekilde. Aynı yere batıyorum. İkisini bir alıyorum. Yani burada merdiven gibi yukarıya doğru çıktım büyüterek. Şimdi bunu aşağı doğru küçülteceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Burada yaptığım işlemin tam tersini yapacağım şimdi. Buraya da arkadaşlar bu zincire gelene kadar ilk yaptığımız battığımız sık iğne ile birlikte 5 kez batmış olacağız. Sırayı karıştırmayın. Şimdi tam tersini yapacağım arkadaşlar. Zincirimi çektim. İpimi 2 kez doladım tığıma. Aynı yere batıyorum. İkisini bir olarak ördüm. Tığıma bir kez ip doluyorum. Aynı yere batıyorum. Birini bir, ikisini bir ve ikisini bir olarak alıyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tekrar ipimi aldım. Bu sefer ilmeklerimin üçünü de birlikte örüyorum. Ve tekrar batıp sık iğne yapıyorum. Bu sırayı karıştırmayın arkadaşlar. Buraya kavis verebilmemiz için bu sıra önemli. Söylediğim gibi bu ortadaki zincire gelene kadar toplam 5 kez batmış olacağız. Zincirden sonra da yine 5 kez batacağız. Şimdi bu aradaki sık iğneleri örmeden direkt hemen diğer boşluğa geçiyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. Aynı yere battım. Tığımdaki ilmeklerimin hepsini birlikte alarak örüyorum. Tekrar ipimi aldım. Aynı yere battım. İkisini bir ördüm. İpimi aldım. Aynı yere batıyorum. Bu sefer bir ilmek örüyorum. Yani 3 tane ilmek var. Bir tanesini örüyorum. İkisini bir. Şimdi arkadaşlar dördüncü kez batmış olduk. Beşinciye 2 kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkisini bir alıyorum. Araya bir zincir çekiyorum arkadaşlar şimdi. Aynı işlemi tam tersi olarak yapıyorum. 2 kez doladım. İpimi aynı yere batıyorum. İkisini bir olarak alıyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bu sefer birini bir kez, yani tekrar göstereyim, bir kez doladım arkadaşlar. 3 ilmeğim oldu. Bir tanesini alıyorum. Daha sonra ikisini bir. Bir kez doladım. Aynı yere battım. Bu sefer ikisini bir. Yine bir kez doluyorum. Aynı yere batıp üçünü birlikte alıyorum. Ve batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar örmeye devam ediyoruz. Tekrar bir tane daha göstereyim. Aradaki sık iğnelere batmadan direkt burada zincir çekip oluşturduğumuz boşluğa batıp sık iğne yapıyorum direkt. Ve tığıma ipimi alıyorum bir kez. Aynı yere batıyorum. Ve ilmeklerimin hepsini birlikte alarak örüyorum.
Tekrar ipimi aldım bir kez. Aynı yere battım. İkisini bir, ikisini bir ördüm. İpimi aldım, batıyorum. Birini bir, ikisini bir, ikisini bir. İki kez doluyorum bu sefer. Aynı yere batıyorum. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Şimdi araya bir zincir çekiyorum. Tekrar iki kez doluyorum. Aynı yere batıp ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir alıyorum. Bir kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Birini bir, birini bir ve pardon. Aynı yere battım bir kez alıp birini bir, ikisini bir, ikisini bir. İpimi aldım. Aynı yere batıyorum. Bu sefer ikisini bir, ikisini bir. Tekrar ipimi doladım ve hepsini birlikte örüyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, burada oluşturduğumuz deliklerin hepsine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Büyükten küçüğe doğru, yani küçükten büyüğe doğru, daha sonra araya bir zincir ve büyükten küçüğe doğru olarak aynı şekilde bu sırayı gösterdiğim şekilde tekrarlıyoruz arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde örerek sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu aradaki sık iğneleri örmeyeceğiz. Direkt bu tarafa atlayacağız. Bunun için de arkadaşlar şöyle orta kısımda zincir çekmiştik. Bir zincir çekmiştik. Burayı buluyorum. Buradan aşağı doğru 1, 2, 3, 4 sık iğne sayıyorum. Dördüncü sık iğneme batacağım. Ama blok şeklinde batacağım arkadaşlar. Bloğu da şu şekilde göstereyim. Biz normalde bu şekilde batıp ilmeğimizi alıyorduk. Bloğu da tam ortasından batıp arka ilmeğini aralıyoruz arkadaşlar. Yani bu iki ilmeği alıyoruz normalde biz. Ortasından batırıp arkada tek kanadını, tek ilmeği alıp örüyoruz arkadaşlar. Buraya batıp sık iğne yapıyorum. Söylediğim gibi bu orta zincirden aşağıya doğru 1, 2, 3, 4 sık iğne saydım. Dördüncüye blok olarak battım. Devam ediyorum. Yine bundan sonraki sıraları hep blok olarak öreceğiz arkadaşlar. İlk battığımla birlikte 4 sık iğne örüyorum. Blok şekilde 4 sık iğne örüyorum. 4 sık iğnemi ördüm ve ortadaki zincire geldim arkadaşlar. Buraya da yine blok şekilde batıp aynı yere 3 kez batarak sık iğne yapıyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar, bundan sonraki bütün sıraları blok şeklinde öreceğiz. Ortadaki zincirimin içine 3 sık iğne yaptım. Tekrar blok şekilde 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi iki sık iğne atlıyorum. Şöyle bir, iki sık iğne atladım. Ve bir sonraki üçüncü sık iğneme yine blok şekilde batıyorum. Yine burada da yukarı doğru dört sık iğne örüyorum. Dört sık iğnemi ördüm. Ve ortadaki zincire yine üç kez batıyorum. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Arada 2 sık iğne atlıyorum. Ve yine 4 sık iğne örüyorum. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, bütün sırayı blok şekilde örüyoruz. 4 sık iğne örüp bu zincire geldiğimizde zincir içine aynı yere 3 kez batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 4 sık iğne örüyoruz. Ortadaki zincirimize gelince aynı yere 3 kez batıyoruz. Daha sonra yine 4 sık iğne örüp 2 sık iğne atlıyoruz. Yine aynı şekilde 4 sık iğne 3 aynı yere 4 sık iğne
2 sık iğne atlama şeklinde bu sırayı da tamamlıyorum. Sıramı tamamlayıp sıra sonuna geldim ben arkadaşlar. Burada renk değişikliği yapacağım. O yüzden son sık iğnemi örmedim. Son sık iğneme batıyorum. İlmeğimi aldım ve örmüyorum. Bu şekilde tığımda 2 ilmek var. Diğer renk ipimi alıyorum. Bu 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. Ve yine arada 2 sık iğne atlıyorum. Diğerine 3. sık iğneme blo şekilde batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde renk değişikliğini yaptım arkadaşlar. Bu ilk battığımla birlikte 4 sık iğne örüyorum yine. Blo şekilde örüyoruz yine arkadaşlar. Bütün bir sırayı blo şekilde öreceğiz. 4 sık iğne ördüm. 5. sık iğnemin içine yine 3 kez batıyorum. Arkadaşlar diğer sırada ipim koyu olduğu için tam anlaşılmamış olabilir. Bu sırada tekrar göstereceğim nasıl bir işlem yaptığımı. İplerimi birbirine bağlıyorum artık. Ve lacivert ipimi koparıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Aynı yere 3 kez battım. Şimdi yine blo şekilde 4 sık iğne örüyorum. Bloyu da yine arkadaşlar gösterdiğim gibi şöyle ilmeklerimin ikisini birden değil de tek kanadını, arka tek kanadını alarak örüyorum. 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Yine aynı şekilde arkadaşlar arada şöyle 1-2 sık iğne atlayıp 3. sık iğneme batıyorum. Burada da yine 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. 5. sık iğnemin içine 3 kez batıyorum. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğneme batıyorum. Yukarı doğru yine 4 sık iğne örüyorum. Tekrar orta kısma geldiğimde yani 4 sık iğne örüyorum. 5. sık iğnemin içine 3 kez batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün bir sırayı şöyle göstereyim. 4 sık iğne örüyoruz. 5. sık iğnemizin içine 3 kez batıyoruz. Yine aşağı doğru 4 sık iğne, arada 2 sık iğne atlıyoruz. Yine yukarı 4 sık iğne, 3 sık iğne aynı yere olmak üzere bu şekilde arkadaşlar bütün bir sırayı örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 3 sıra örüyorum. 3 sıradan sonra yine renk değişikliği yapacağım. Tekrar değiştirdiğim renkle 3 sıra aynı şekilde yine renk değişikliği yani 3'er sıra aynı işlemden yapıyoruz ve renk değişikliği yapıyoruz. Bu istediğimiz boyuta gelene kadar 3 sırada bir renk değişikliği yapıyoruz. Sadece son yaptığımız 2 renkte sıra sayımızı 4 yapacağız. Yani 3 sıra yapıp renk değişikliği yapacağız. İstediğimiz boyuta gelene kadar son 2 sırada sadece 4 sıra öreceğiz. 4'er sıra aynı işlemden. Bu şekilde arkadaşlar mavi ipimle de 3 sıra öreceğim. Renk değişikliği yapacağım. Yine 3 sıra örüp renk değişikliği yapacağım. Son 2 renkte arkadaşlar 4'er sıra öreceğim. Sadece değişiklik olarak son 2 rengimiz 4 sıra olacak. Diğer renkler, diğer sıralar 3'er sıra olacak arkadaşlar. Söylediğim gibi bu işlemden yine 3'er sıra yapıp renk değişikliği yapacağız. Son 2 rengimiz 4'er sıra olacak. Mavi ipimle ilk sıramı tamamladım arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın diye burada sizlere göstermek istediğim bir şey var. 3 kez aynı yere battıktan sonra 4 sık iğne ördüm ben. Bu şekilde mavi iple başladığım yere geldim. Burada yine aynı işlem arkadaşlar. 2 sık iğne atlıyorum. Bu sefer mavi ipten 2 sık iğne atlıyorum.
ve 3. sık iğneme batıyorum. Yine 4 sık iğne örüyorum. 4 sık iğne ördüm. 5. sık iğnemin içine 3 kez batıyorum. Burada renk değişikliği yaptığımız yerlerde kafanız karışmasın arkadaşlar. Hep 2 sık iğne aralarda atlayarak devam ediyoruz. Bu renk değişikliği yaptığımız yerde de burada 4 sık iğne yaptım ve mavi ipimle başladığım yere geldim. Mavi ipten de 2 sık iğne atlayıp devam ediyoruz. Yani her zaman arkadaşlar renk değişikliği yapsak bile 2 sık iğne atlayıp 4 sık iğne örüyoruz. Araya 3 sık iğne aynı yere, yine 4 sık iğne, 2 sık iğne atlama, yine 4 sık iğne olmak üzere devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ben mavi ipimle 3 sıra örüp yine renk değişikliği yapacağım. Yine 3 sıra renk değişikliği, 3 sıra renk değişikliği olarak devam edecek. Sadece son 2 sıramda 3 sıra değil de 4 sıra öreceğim. Pardon, son 2 renkte arkadaşlar 3 sıra değil 4'er sıra öreceğim. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu renk değişikliği yaptığımız yere geldiğimizde de yine gösterdiğim şekilde 2 sık iğne atlayarak devam ediyoruz. Yani herhangi bir farklı işlem yapmadan 2 sık iğne atlayıp 4 sık iğne örüyoruz. 3 sık iğne aynı yere, yine 4 sık iğne örüyoruz ve 2 sık iğne atlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar devam ederek bebeğimin elbisesini istediğim boyuta gelene kadar örüyorum. Bebeğimin elbisesi yeterli boyuta gelene kadar ördüm ben arkadaşlar. Bu üst beyaz bölüm hariç 6 renk kullandım. Üstteki renkler 3'er sıra, son 2 rengimi de 4'er sıra ördüm arkadaşlar. Yani bu lacivert hariç mavi, su yeşili ve sarı rengini 3'er sıra, turuncu ve kırmızıyı da 4'er sıra ördüm. Zikzak modelinizin kusursuz güzel görünmesini istiyorsanız arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir yer var. 4 sık iğne örüyorduk hani daha sonrasında 3 sık iğne aynı yere örüyorduk. Ördüğünüzde bir üst sıraya geçtiğiniz zaman diğer 3 aynı yere olan sık iğneleriniz aynı noktaya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu yuvarlak yerler, açık olan yerler hep aynı arttırma yerleri, yani 3 sık iğne aynı yere battığım yer hep aynı noktaya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bir üst sıraya geçtiğinizde aynı yere battığınız 3 sık iğnenin ortadakine denk gelmesi gerekiyor. Burada da azaltma yeri var, yani 2 sık iğne atlıyorduk, onlar da hep şu ara noktaya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Son 2 modelim kaldı benim sıramı bitirmeme. Bunların üzerinde göstereceğim size. Şimdi ben buraya 4 sık iğne ördüm. 2 sık iğne atlayacağım. Bakın bu ara noktaya geliyor hemen. 1-2 sık iğne atladım. Ve blue olarak 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Şimdi 3 sık iğne aynı yere batacağım arkadaşlar. Bunlar da alta yaptığım 3 aynı yere olan sık iğnelerimin ortada olanına denk gelecek. Hep bir üst sırada hep aynı noktaya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hep ortadaki olan arttırmaya denk gelmesi gerekiyor. Yani şu şekilde buradaki delikler hep aynı hizada olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yine 3 sık iğne aynı yere battım ve aşağı doğru 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Yine bakın bu ara noktada 2 atlama yapıyorum. 2 sık iğne atladım. Yine 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Yine bakın bu tepe noktaya geldiğimizde en tepeye 3 sık iğne arttırma yapıyoruz. Yani 3 sık iğne aynı yere batıyoruz arkadaşlar. En tepe her zaman arkadaşlar bu zikzak modelimizin en tepesine denk gelecek. Aynı yere battığımız sık iğneler. Azaltmalarımızda hep bu ara kısımlara denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar.
Yani zikzak modelinizin düzgün, kusursuz olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken yerler burası. 3 sık iğnemi aynı yere battım. Şimdi tekrar 4 sık iğne örüyorum. 4 sık iğne örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen sıradakine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bunu da arkada kaybedeceğim. Bebeğimin elbisesini oluşturdum. Söylediğim gibi arkadaşlar, bakın hep arttırmalarım aynı yerde, azaltmalarım da aynı yere denk geldi. Bu yüzden zikzak modelim kusursuz oldu. Siz de bunlara dikkat ederek güzel bir model elde edebilirsiniz. Bebeğimin ayakkabısıyla devam ediyorum arkadaşlar. 11 tane zincir çekiyorum. 11 zincir çektim. İkinci zincirime batıyorum. Yani bu son yaptığım zincirin hemen yanındakine batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. Yani bu ilk yaptığımızla birlikte 9 sık iğne örüyoruz. Dokuz sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi burada kalan son zincirimin içine 4 sık iğne örüyorum. Yani aynı zincir içine 4 kez batarak sık iğne yapıyorum. Son zincirimin içine 4 sık iğne yaptım. Şimdi bu tarafa 8 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Tekrar bu zincirlerimin diğer tarafına 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm arkadaşlar. Burada son sık iğnem kaldı. Buradaki son sık iğnemin içine de 2 kez batıyorum. Yani bir arttırma yapıyorum. Son sık iğnemin içine 2 kez batarak arttırmamı yaptım. Sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci sıraya geçiyorum. Hemen ikinci sıradan bir arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 kez batarak bir arttırma yaptım. 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 kez arttırma yapıyorum. Yani arka arkaya 4 kez arttırma yapacağız. Şöyle hemen bir sonrakine battım. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve birinci arttırma yaptım. Birinci arttırmam. Bir sonraki sık iğneme çift batarak ikinci arttırmamı yapıyorum. Bir sonraki sık iğneye çift batıyorum. Üçüncü arttırmam. Bir sonrakine çift batıyorum ve dördüncü arttırmamı yaptım. Arka arkaya 4 kez arttırma yaptım. Şimdi 8 sık iğne örüyorum. 8 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 kez arttırma yapıyorum. Hemen birinci arttırmamı yaptım. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Aynı yere çift batarak arttırma yapıyorum. 2 kez arttırma yaptım ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Toplamda 30 tane sık iğnemiz olması gerekiyor.
Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sıradan bir sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 4 sık iğnemi ördüm. Şimdi 4 kez ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bunu da şöyle ipimi alıyorum. Hemen bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Bunun ikisini bir alıyorum. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Tekrar ikinci trabzanım. 3 ve 4. 4 kez ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir ikili trabzan ve bir ikili trabzan arttırma yapacağız. Toplamda 4 kez ipimi aldım yine. Bir sonraki sık iğneye battım ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir sonrakine batıyorum. Aynı yere batıp arttırma yapıyorum. Bir ikili trabzan, bir arttırma yaptım. İkinci kez bir ikili trabzan ve bir ikili trabzan arttırma yapıyorum. Üçüncü kez bir trabzan yapıyorum ve bir trabzan arttırma yapıyorum. Dördüncü kez yine aynı işlem. Bir trabzan. Yani trabzan dediğim arkadaşlar ikili trabzan. Anlaşılır oluyordur umarım. Ve bir ikili trabzan. Arttırma. Bu şekilde 4 kez bir trabzan, bir trabzan arttırma yaptım. Şimdi tekrar arkadaşlar 4 ikili trabzan yapacağız. Yani arttırma yapmadan 4 kez trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 kez trabzanımı yaptım. Şimdi 4 sık iğne örüyorum arkadaşlar. İpimin üstünü almadan direkt batarak 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğnemi ördüm. Şimdi iki kez bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne ördüm. Ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez bir sık iğne. Ve bir arttırma. Bu şekilde sıra sonuna geldim arkadaşlar. Üçüncü sıram da bitti. Bu sıra sonunda da toplam 37 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sıradan 2 sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 kez 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez 2 sık iğne ve bir arttırma. Üçüncü kez 2 sık iğne bir arttırma. Dördüncü kez 2 sık iğne ve bir arttırma yapıyorum. Toplamda 4 kez 2 sık iğne bir arttırma yaptım. Şimdi yine 8 sık iğne örüyorum. 8 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 kez 2 sık iğne bir arttırma yapacağım. 2 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. İkinci kez 2 sık iğne ve bir arttırma yapıyorum.
Böylelikle de sıra sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Toplam 44 tane sık iğnem oldu. 5. sıradayım. 5. sırada da blo öreceğiz arkadaşlar. Şöyle bloyu da arkadaşlar ilmeğimi şu şekilde almıyorum. Tam ortasından batarak arka kanadını, tek kanadını alıyorum ve örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yani 44 sık iğnemi blo şekilde örüyorum. Arttırma yapmadan her ilmeğe bir kez batarak, bir kez her ilmeğe bir blo örerek 44 sık iğne örüyorum. 44 sık iğnemi blo şekilde ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şurada bir çizgi oluşturduk. 6. sıradayım. 6. sırada normal örüyoruz. Blo olarak değil de normal sık iğne örüyoruz. 6, 7 ve 8. sıralarda her ilmeğe bir kez batarak 3 sıra örüyorum arkadaşlar. Her bir ilmeğe bir ilmek örerek 3 sıra boyunca 44 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. 3 sıra boyunca 44 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. 9. sıradayım. Bu sırada tekli trabzan öreceğiz. Yani tekli trabzanda da şöyle ipimi alıyorum. Sık iğneme batıyorum ve 3 ilmeğimi birden örüyorum. Bu tekli trabzan arkadaşlar. 13 tekli trabzan, 9 azaltma yapacağız. Daha sonra yine 12 tekli trabzan yapacağız. Bu şekilde 13 tekli trabzan örüyorum arkadaşlar. İlkini ördüm. Yine ipimi doluyorum. Sık iğneme battım ve 3'ünü birlikte örüyorum. Bu şekilde 13 tekli trabzan örüyorum arkadaşlar. Şimdi yine 9 azaltma yapacağız. Bunu da yine aynı şekilde tekli trabzan olarak yapacağız arkadaşlar. İpimi doladım. Sık iğnemin tek kanadını aldım. Diğerinin tek kanadını aldım. İkisinin içinden geçirdim. Şimdi yine bu 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu birinci azaltmam. Tekrar ipimi aldım. Bir sonraki sık iğnemin tek kanadını alıyorum. Bir sonrakinin tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden ipimi geçirdim. Ve tığımda olan 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İkinci azaltmamı yaptım. Yine aynı şekilde üçüncü azaltmam. Dört. Beş. Altı. Ve 7. azaltmam. 8. 9. 9 kez azaltma yaptım arkadaşlar. Şimdi 12 tekli trabzan örüyorum. Yine aynı şekilde ipimi dolayıp aldım ve 3'ünü birlikte ördüm. Bu şekilde 12 trabzan örüyorum arkadaşlar. Şimdi 25 ilmek kaydırma yapacağım. İlmek kaydırmada da sık iğneme battım. İlmeğimi aldım ve diğerinin içinden geçiriyorum. Tekrar 2 sık iğneme batıp ilmeğimi alıp diğerinin içinden geçiriyorum. 3. Bu şekilde 25 ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırmalarımı yaptım arkadaşlar. 25 dedim ama ben sonradan 2 tane daha yaptım. Yani 27 ilmek kaydırma yaptım. Yani bu tam yana gelmesi için
dengelemek için 27 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi zincir çekiyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7. Yani buraya şöyle göstereyim. Bağcık yapacak şekilde, denk gelecek şekilde zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zincirimizi geri döndüğümüz zaman, yani ilk başladığımız yere geri döndüğümüzde şurada oluşan ilmek şu, yani buraya dikeceğimiz düğmeye denk gelmesi gerekiyor. Ben 28 zincirle denk getirdim. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde ikiye katladığımız zaman, lacivert olduğu için pek anlaşılmıyor arkadaşlar. Şöyle ikiye katlıyorum. Ve buraya denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Dikeceğimiz düğmeye. Ben 28 zincir çektim. Söylediğim gibi bu sizin bebeklerinize göre değişebilir buradaki sayı. 28 zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle. Tekrar aynı yere geliyorum. İlk başladığım yere batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekip bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Şurada ayakkabısının bağcığını oluşturduk. Bunu buraya dikeceğimiz düğmeye takacağız arkadaşlar. Diğer ayakkabı için de arkadaşlar, bu hani diğer ayakkabıyı da bu ölçüde yaptığınızda, yani son sırayı böyle yapıp zincir çektiğinizde denk gelmeyecektir. Şöyle de göstereyim anlaşılır olsun diye. Diğerini de ördüm ben arkadaşlar. Birinin bağcığı bu tarafta, diğerinin bu tarafta olması gerekiyor. O yüzden bunun da buradaki ilmek kaydırmalarını 44 tane yapıyoruz arkadaşlar. Yani buna 27 tane ilmek kaydırma yapıp zincir çekmiştik. Diğeri içinde 44 tane, yani burada bitiriyoruz ve 44 tane ilmek kaydırma yaptığımızda buraya denk geliyor. 44 ilmek kaydırmadan sonra da yine aynı ölçülerde zincirimizi çekip bitiriyoruz arkadaşlar. Yani diğer ayakkabının tek farkı, bunda 27 ilmek kaydırma yapıp zincir çekiyoruz. Diğerinde ise 44 ilmek kaydırma yapıp aynı miktarda zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu ipimi de koparıp ayakkabımı bitiriyorum. Daha sonra da düğmelerini dikeceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde de ayakkabılarımızı da örmüş oluyoruz. Bebeğimi bitirdim ben arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Size gösterdiğim şekilde saçlarını ve kollarını diktim. Daha sonra da beraber elbisesini ördük. Ayakkabılarını ördük. Ve giydirmesini de yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkada iki düğme detayı yaptım ben. Düğmelerini diktim. Ayakkabılarının da düğmelerini dikip elbisesini, ayakkabısını giydirip bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.